Efendim, haber kuşağının başında aktarmıştık. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 12 yıl sonra Türkiye'ye geldi. Önemli anlaşmalara imza atıldı. 17 başlık altında topladık hatta haberde verirken. Tabii ki konuğumuz Kocaeli Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger'le konuşalım istedik. Bu önemli anlaşmalar ne anlama geliyor? Dalgalı seyir devam edecek ilişkilerde. Efendim, hoş geldiniz. Merhabalar Yasin Bey, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Sayın Hocam, ne dersiniz? Şimdi baktığınız zaman birbiriyle doğrudan bağlantılı olmayan iki ülke esasında, hani mantık olarak çok da birbirinin için tehdit oluşturmayan iki ülkeden bahsediyoruz. Yani genel anlamda tırnak içerisinde. Ama herhalde bölgesel konulardaki nedir yani bu alıp verememezlik ki böyle bir dalgalı seyir izliyor? Ve tabii ki acaba ortak noktalarda buluşabilecek miyiz? Özellikle baktığımız zaman ekonomik koşullar her iki ülkeyi de zorluyor tabii ki. Hangi bölgeler var ortak hareket edebileceğimiz, hani aklımıza gelen? Afrika, Libya, Doğu Akdeniz ve tabii ki en başta Gazze konusu. Baktığımız zaman da o konuda da önemli mesajlar veriliyor. Hakan Fidan da geçtiğimiz ay gitmişti Refah'tan. Tam da savaşın o sıcak anlarının yaşandığı önemli merkezden yine Gazze üzerinden mesajlar vermişti. Ne dersiniz? Nedir bir ilişki kuruluyor? Bundan sonra istikrar olur mu? Evet, Mısır'la bizim siyasi ilişkilerimiz. Mısır'da darbe yapılmıştı. 3 Temmuz 2013'te orada Muhammed Mursi'ye karşı seçimde iş başına gelen Cumhurbaşkanı'na karşı askerler darbe yaptı. Genelkurmay Başkanı görevini yürüten Abdülfettah el-Sisi darbe yaptı. Buna en sert tepkiyi Türkiye gösterdi. Batı ülkeleri, ABD, Avrupa ülkeleri bu Mısır'ın iç sorunudur perspektifinden biraz daha pragmatist, biraz daha oportunist çerçeveden baktılar. Türkiye ise darbelerden çok sıkıntı çekmiş bir ülke olarak olağanüstü büyük bir tepki gösterdi ve diplomatik ilişkilerimiz 11-12 yıl boyunca tamamen en düşük seviyede kaldı. Maslahat Güzar 3. Katip seviyesinde ve geçen yıl itibariyle karşılıklı olarak Kahire ve Ankara'ya taraf ülkeler büyükelçilerini atadılar. Şimdi Mısır biraz yakın. Sayın Ülger, evet. Bundan önce de yaşanmıştı sanki değil mi? Tarihte benzeri vardı böyle bir durum. 54'lerdeki... Mısır'la belli konularda ihtilaf yaşıyoruz. Şimdi Mısır'ı biraz yakından tanıyalım. En azından modern Mısır'ı yakından tanıyalım. Türkiye'den farklı olarak Mısır askerlerin sistem üzerinde, yönetim üzerinde dominant konumda oldukları bir ülke. 1952 yılında Kral Faruk'a karşı Cemal Abdülnasır bir darbe yaptı ve arkasından 1970'te vefat ettikten sonra kanserden öldü. Yerine Enver Sedat geçti. Enver Sedat Camp David anlaşmasını imzaladığı için davaya ihanet ettiği iddiasıyla 1981 yılında İslami Cihat Örgütü üyesi tarafından katledildi. Evet. Ve bu Enver Sedat'tan sonra da 1981'den 2011'e kadar 30 yıl orayı Hüsnü Mübarek yönetti ve Arap Baharı'nda Hüsnü Mübarek devrildi. İlk seçimlerde orada Müslüman kardeşlerin adayı Muhammed Mursi Cumhurbaşkanı oldu ve ama bir yıl görevde kaldı. Neden devrildi diye baktığımızda temelde içerideki yapıdan kaynaklanıyor. Çünkü Mısır'daki sistem askerlerin böyle yönetim üzerinde hükümran oldukları bir yapı kurmuş. Türkiye'de askerlerin sadece OYAK diye bir yardımlaşma kuruluşu vardı. Bu sonra bankaya dönüştü. Sonra yabancı bir banka bunu satın aldı. Hepsi bununla sınırlı. Fakat Mısır'da askerler çimento fabrikalarına ortak, şeker fabrikalarına ortak, tüm tabii böyle kartel mekanizmaların hepsinin üzerinde askerlerin bir ağırlığı var. Ve Mursi bunu değiştirmek istediği için içeride askerlerin çıkarlarına, ayrıcalıklarına aykırı bir uygulama, onların menfaatlerine zarar verdiği için devrildi. Dışarıda da İsrail başta olmak üzere Mursi'nin böyle biraz daha Filistin davasına yakın duruşu nedeniyle darbe sonucu devrildi. Şimdi baktığımızda bugünkü yönetim, bugünkü Mısır'daki yönetim yine askerlerin idaresinde, askerler sistemi büyük ölçüde domine ediyorlar. Mısır'ın bir başka özelliği, Arap dünyasında liderlik kavgası var. Yani Arap davasının sahibi hakikisi kim? Bu kavgaya Suudi Arabistan, Mısır, işte bazı rejimleri Irak, Suriye ve Libya katılıyordu. Bu üçü, son saydığım üçü,
devre dışı bırakıldı. Saddam devrildi. Suriye başarısız devlet. Libya'da da yine Arap Baharı sonrasında Kaddafi devrildi. Şimdi şu an itibariyle Mısır ve Suudi Arabistan yeni aktör olarak Birleşik Arap Emirlikleri devreye çıktı. Ama Mısır önemli ölçüde bu ikisi finanse ediyor. Mısır 1979 Camp David anlaşmasından beri Arap dünyasında pasifize edilmiş bir ülke. 111 milyon nüfusu var, 1 milyon kilometre kare coğrafi genişliği var. Nüfusun büyükçe bir kısmı Nil'in sağında solunda yaşıyor ve Akdeniz kıyısında yaşıyor. 2 milyon kişi böyle mezarlıklarda, basit yerleşim birimlerinde hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Bu anlamda yoksul bir ülke ama tabii kayda değer bir silahlı kuvvetleri var. Özellikle hava kuvvetleri alanında önemli mesafe kat etti. İsrail için Mısır bir tehdit oluşturmuyor. Şimdi burada gerçekleri konuşalım. Şimdi 2013 yılında İvan-ı Müslümin, Müslüman kardeşler Mısır'da terör örgütü ilan edildi. Hamas nedir? Hamas Müslüman kardeşlerin uzantısı yani. Filistin'deki öyle görülüyor uzantısı diyelim en azından. Ama öyle, bugün de evet. Öyle. Yani onun için yani İsrail ile ilişkilerinde işte itibarını korumaya çalışan bir yapı var. Şimdi bu devletin dış politikasına baktığımızda ise son dönemde biraz daha işte Batı'yla işbirliğine yönelmiş. Aslında önceki zamanlarda Enver Sedat döneminde, Nasır döneminde Sovyet blokuna daha yakın çizgisiydi. Bir taraftan daha baktığımızda bağlantısız ülke statüsünde. Şimdi bu ziyaret, Türkiye ziyareti 3 başlık altında ehemmiyet taşıyor. Bunları ben işte önce başlıkları söyleyeyim, belki siz açılmamı isterseniz. Birincisi Gazze'de akan kanın muacil olarak durdurulması lazım. Yani bu konu Mısır için de bir prestij meselesi, tüm İslam dünyası için prestij meselesi. Ve Mısır'ın sınırı var Gazze ile ve Gazze coğrafyasını Mısır 48'den 67'ye kadar da aslında Mısır'a bırakılmıştı. İsrail Devleti kurulduğu zaman 48'de o coğrafyaya kadar hakimiyeti uzanmadı. Filistin devleti kurulması öngörülen toprakların bir kısmını işgal etti ve o coğrafyayı, Gazze'yi Mısır yönetti. Batı Şeria'yı ise Ürdün yönetti. Bir başka açıdan baktığımızda Camp David anlaşmasıyla Mısır'ın Sina Yarımadası işgal altındaydı. Camp David anlaşmasıyla burayı kurtardı. Mısır şimdi İsrail'in bu saldırgan, agresif tutumuna karşı bir taraftan ara bulucu, öbür taraftan da işte prestij politikasıyla bir uzlaşı sağlamaya çalışıyor. Ankara ziyareti bu açıdan önemli çünkü Türkiye ile birlikte kolektif birçok alanda adım atabilirler. Mısır Arap Birliği üyesi, Mısır İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi. Daha önemli nokta, Afrika Birliği Teşkilatı'nın da üyesi, Afrika'ya adeta açılan kapı hüviyetinde. Yani birinci mesele, Mısır bakımından birinci mesele, bu Gazze'deki 11. aya giren ihtilafın sonlandırılması, ateşkesle sonlandırılması. İkinci olarak ekonomik işbirliği çabaları, yüksek düzeyli stratejik işbirliği kapsamında çok geniş yelpazede Mısır'la ortak hareket edebileceğimiz alanlar var. Bugün itibariyle 17 anlaşma imzalandı. Daha ileri seviyede daha fazlası yapılabilir. Üçüncü nokta da Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan konsepti çerçevesinde biz Mısır'la bir deniz yetkilanları anlaşması yapmak istiyoruz. Yani anladığım kadarıyla Sayın Hocam, daha çok ekonomi başlığı. Yani tabii ki prestij en ön planda, Arap dünyasında ve Orta Doğu'da iki jandarma olarak ismi geçen iki büyük ülke, Türkiye ve Mısır. Prestij anlamında çok rahatsız ama onun dışında herhalde en büyük başlık ekonomi. Dediğiniz gibi hidrokarbon, Doğu Akdeniz'deki bunun ekonomiye katkıları, Libya, bölgedeki İsrail'in istikrarsızlığının yol açtığı ekonomik kayıplar gibi daha çok herhalde ekonomi odaklı bir işbirliği söz konusu olacak gibi görünüyor. Ekleyeceğiniz son bir cümle varsa alabilirim, ondan sonra bültene devam edeceğim. Mısır'la enerji alanında işbirliği bize çok önemli bir açılım sağlayabilir. Çünkü Doğu Akdeniz'de 3.45 trilyon metreküp doğal gaz keşfedildi. Bunun işte Batı Avrupa'nın sponsorluğunda maliyetini karşılama karşılığı EASMET projesiyle Avrupa'ya taşınması
gündeme geldi. Fakat proje oradaki rezerv yetersiz olduğu için, pahalı olduğu için proje çöktü. Şimdi Mısır LNG, yani kendi doğal gazını sıvılaştırılmış gaz şeklinde İskenderiye'de iki tane tesis var. LNG'ye çevirip satıyor. O konuda işbirliği yapabiliriz. Bir de önümüzdeki dönemde eğer Orta Doğu'daki anlaşmazlıklar bir şekilde çözüme kavuşursa Mısır'la işbirliğini, Mısır doğal gazının boru hatları kanalıyla Anadolu'ya uğraştırılması şeklinde yeni bir aşamaya taşıyabiliriz. Önümüzdeki dönemde bu enerji alanındaki işbirliğinin öne çıkacağını, son bir şey daha söyleyeceğim. Bir de Mısır'ın kendi deniz yetki alanlarında Türkiye'nin mülkiyeti devlete ait sismik araştırma ve sondaj gemileriyle araştırma yapması, orada doğalgaz ve petrol bulması da önümüzdeki dönemde gündeme gelecek. Bu da hem Türkiye hem de Mısır bakımından çok önemli gelişmelere kapı aralayabilecek. Teşekkür ediyoruz Sayın Ülger, değerli yorumlarınız için.